Merhaba arkadaşlar. Kodlama dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mBlock programı ile 9. örneğimizi yapacağız. Bu örneğimizde çarpım tablosu uygulaması yapacağız. Rastgele sayılarımız gelecek. Onların çarpımını tahmin edeceğiz. Doğru ya da yanlış olduğunu programımız bize söyleyecek. İlk önce sahnemizdeki pandamızı silelim. Veri bloktan değişken oluşturacağız. Birinci sayı. İkinci sayı. Doğru. Yanlış. Doğru ve yanlışları alacağız. Birinci sayı ve ikinci sayı şu şekilde de kullanabiliyoruz. Bunu da bu şekilde kullanalım. Evet, bir buton oluşturacağız. O butonumuzda tıklanınca işlemimiz gerçekleşecek. Şu butonumuzu kullanalım. Burada kılıflardan etmek üzere sağ diyelim. Sonra tıkladığımızda işlem yapacak. İki sayımızın çarptığını anlatmak için de sayılarımızın arasına çarpı işareti koyalım. Onu da şu şekilde yapacağız. Daha sonra butonumuza kodumuzu yazmaya başlayacağız. İlk önce bu kutlaya tıklanınca kısmından başlayacağız. Veri bloktan doğru ve yanlış başladığında sıfırdan başlatacağız. İşlemimiz sınırsız olmasın. Belli bir sayıda bölmesini istiyorum. 10 defa tekrarla olabilir. Bunu buradan sayısını istediğim şekilde değiştirebiliriz. 20 yapabiliriz. 15 yapabiliriz. O şu an için yeterli. Şimdi veri blok kısmından olsun komutlarımızı alacağız. Birinci sayı ve ikinci sayı seçip rastgele sayı üretmesi için işlemler kısmından 1 ile 10 arasındaki bir sayıyı üretmesini sağlayacağız. Daha sonra algıladan ismini diye sor ve bekle komutunu alıp işlemin sonucu kaçtır? İşlemin sonucu kaçtır diye bize sorsun. Daha sonra işlem yaptıracağız, kontrol edeceğiz. Eğer ise değilseyi kod bloğunu kullanacağız. Şimdi çarpma işlemi yaptığımız için yukarıdan çarpma işlemini alacağız. Bir de eşittir alacağız. Yanıtımızla kontrol ettirmek için. Ve veri bloktan birinci ve İkinci sayılarımızı alacağız. Evet. Algıladan yanıtımızla da bu sayıları karşılaştıracağız. Eğer ise koyduk kodumuzu. Görünümden ekranımıza
Doğru. Yazdırıp beklemesi istiyoruz. Daha sonra veri blok kısmından doğru ise doğru olan kısmı bir arttıracak. Buradaki sayacımız bir artacak. Eğer yanlışsa da aynı şekilde yanlış diyeceğiz ve yanlış olan kısımda bir artacak. Daha sonra doğru ve yanlış sayılarını ekrana yazdıralım. Onun için merhaba 2 saniye bekleye alıyoruz. Daha sonra işlemlerden Hello ile Word'ü birleştir komutunu alacağız. Veri bloktan da doğru ve doğru sayısı aynı şekilde yanlış yapacağız. Yanlış sayısı. Buraya bağladığımızda kod yazma işlemimiz burada tamamlandı. Şimdi sorumuzu deneyelim. Evet, işlem sonucu kaçtır diyor. 1 ile 6 çarpımı. Doğru yazalım. 6 deyip Enter'a basalım. Doğru dedi. Sayacımız bir tane arttı. 10'la 1'in çarpımı. 10 dedik. Enter'a bastık. Doğru. Sayacımız bir tane arttı. 6, 1'e 6. Tesadüf 6. Nihayet geldi. Çarptık. İşlemimizin sonucu. Doğru. 12. Biz buna 11 diyelim. Bakalım. Yanlış dedi. Yanlışımız arttı. 9, 2, 18 yaptık. Doğru olarak yine buraya yazdı. 5, 45, Enter. Doğru dedi. Doğru kısım arttı. 6 kere 48. Biz buna 47 diyelim. Yanlış yaptı. Yanlış kısmına da koydu. Biz toplam şu 10'u bulalım. Ondan sonra en sonunda ne yapacak? Onu görmek için denemelerimi yapıyorum. 14 doğru. 2 tane kaldı. 1 diyelim yanlış. Ne kaldı? 1 mi? Doğru sayısı 7. Yanlış sayısı 3 diye verdi en sonunda. Kodlarımız sayesinde. Bu şekilde programımız tamamlandı. Dersimiz burada sona ermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.